Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de işte gördüğünüz gibi toplandık bizim evde de. Özlem gelmiş. Ben çağırdım. Sen bu yanına gelsin, kafasını dağıtsın. Biraz morali bozulmuş. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinize hayırlı akşamlar. Biz gördüğünüz gibi merak ediyor edenleriniz var. Yani yorumlara yazmışsınız. Özlem Hanım nasıl, ne yapıyor diye. Ben Özlem'in yanındayım 2-3 gündür zaten. Böyle olay olmadan önce de oradaydım. Ben demir falan da akıldı. 2 gündür de akşam da gittim. Bugün de ben buraya getirdim. Evde durmasın, iyice şey etmesin diye. Biraz üzüldük de ben diyorum bacım dik dur. Olabilir, her insanın başına gelebilir. Oldu, geçti, gitti. Hayata sımsıkı sarılmak lazım. Onun için ben buraya getirdim. Biraz dedim biz de oturalım. Kafası dağılsın. Biraz eski günlere gitti de. Neyse olsun bakalım. Her şerde vardır bir hayır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. İşte gördüğünüz gibi kendi burada. Biraz nasılsınız? Iyi. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi ben de iyi olmaya çalışıyorum. İyi de sayılmam 3-4 gündür. Yine de iyi olmaya çalışıyorum. Olacağını da. Üzdüler işte. Yani beni çok üzdüler. Çoluğum çocuğum var. Dimdik ayakta durman lazım. Askerim geldi şuradan beni ne gün bile geçitmediler. Ağlama ya. Ben seni niye getirdim buraya da ağlayayım? Ben senin yanında ağlamak istemiyorum. Sen ağla oğlum. Beni iyice üzüyor ya. Ben de yatamam. Gözümün içine bakıyor Yaşar Obaloğlu'da. Sen onu gördükçe ağlama diyor. Ağlama. Geçti gitti. Tamam her insanın başına gelebilir. Hepimiz yandık, çektik. Kimler ne menfaati? Sen orada çektin, biz burada süründük. Kimlerin ne menfaati varsa böyle itmede insanların artık yani yapacak bir şey yok. Çok memnun kaldılarsa iyi yani. Hani bunu bu şekilde değil de başka şekilde birisi çıksaydı tek kişi bu konu hakkında açıklama yap diye gene yapardı. Yani bu, bunun utanacak, korkulacak bir tarafı yok. Sen çiğninden utanılacak bir şey yapıp gitmedin. Cezaevi. Yani bunca insana, toplanıp da adama mesajlar, değişik bilgiler vermenin bir anlamı yok. Bir kişi de deseydi bana şu konu hakkında bilgi verdi, yine verirdi. Gerek yok. Herkes kendi bilir. Ben açıklamamı yaptım ben. Herkes evet. Rahatlasın, rahat uyusun. Herkes rahatlamıştır İnci. Beni böyle neyse, ciğerimi yine yaktıkları abi. İçin. Üzülme. Neydi? Amaçları bugün, neydi bilmiyorum bugün, da hani diyorum, nedir yani bunu, yarın olacağı. Yok bunu açıklayın. Yani bunlar neyle geçiyor ben onu anlamıyorum. Ben sana diyordum Erdoğan için. Bu hani kendi kendime sana demesem de bir gün belki birisi çıkıp oradan bir şey diyecek. Bu beklenen yani bir kaçınılmaz şeydi. Biliyor musun? Öğrenildiğine iyi oldu. Sen psikolojik olarak biraz yıkıldın ama dimdik ayakta durmaya çalışacağım. 3 tane çocuğum var. Ben kendimi sıkıyorum, dişlerimi sıkıyorum. Ağlama diyor. Unutmaya çalıştığı bir olayı yaşanmış, geçmiş. Unutturmaya çalışıyoruz biz yani insan olarak, yakını olarak. Ne eline geçti bilmiyorum bunu ortaya çıkarıp. Arkadaşlar, biz daha bunun yanında öyle şeylere, biz daha orada yattı çıktı, hiçbir tane konusunu açmadık. Açamazdık da yanında açmadım değil mi? Kaç sene oldu çıkalım hiçbir tane bir kelime evet. Biz 5 senedir biz o konuyla üstünü açıp yani kapattık biz bir maziye sünger çektik. Hiçbir gün için onu yanında şey bozmayalım moralini dedi biz o günleri hatırlatmıyoruz. Böyle bir iblisin birisi çıkmış işte ne bileyim ben girmiş yorumların altına. İnşallah onu da bulurlar. Ya bu sen üzülme. Diyordu Yaşar anne ben değilim adalet taşıdı diyor. Kim olursa olsun bize diyor. İki kere yazmış bugün ama ben biraz şüphelendim çünkü beni vermeymiş öyle böyle. Bu adamlar kişiden şüphelenip de direkt vermiyor ki orada bu olayı aydınlatan, bu aile gizliliğini ortaya atan kişiyi bulmaya çalışacaktır muhtemelen. Onu mailinden çıkarırlar yani kimisi. Adreste. Benim adımı diyor lütfen vermeyin ama diyor da. Ama çok geliyor 2-3 kere. Mesela 2 kere ne gelmiş? Benim adımı onun vermeyin falan diyormuş da. Telefon numarası mailden çıkar kimse ya. O kişi hangi mail nereden çıktı hangi telefonu? Ya sen beni verme diyorsun da sen eğer içinde bir şey yoksa adalet taçıya diyorum. Sen yapmadıysan evet. Niye verme diyorsun? Ben öyle bir şey yapsam derim ki
Yapsam yapmasam bir ben ya. Ben yapmadım ne bir kardeşim. Gidelebilirsem bir ben yapmadım derim. Niye mesela senin bana... telefonundan çıkmadıysa o zaten seninle ilgili bir sorun. Bana mesaj yazmış yorumlarda ama ben şüphelendim biraz. Yani bunu şey etmese, böyle bir şey yapmasa iki kez yazmaz i̇çin beni rahat vermeyin olsun. Diye. Ver, i̇çin rahat olsun. Adalet taşıya seslenim. İçin rahat olsun yani. İçinde bir şey yoksa sen ya söylemediysen o numara senin değilse zaten sana bir şey bir yok. Bir araştırılsın bakalım. Araştırılsın. Kimse. Sonunda kim çıkacak nedir, bakalım. Neymiş? Amacı neymiş? Devlet onu GPS'ten yine bulur ya. Hani bu artık yani yaşadığı olayı anlattı. Bu bitti. Ama tamam, bu aile gizliliğini ortaya çıkarıp eline menfaati işte geçmesi beklentisi neyse bir bilelim kimse. Valla hiç yani bir garantimiz var mı bir şey olmayacağı yana? Hepimiz insan oluyoruz arkadaşlar. Hepimizin başına her an bir şeyler gelebilir. Yani bu yüzden de birbirimizi üzmeye değmez. Keşke olmasaydı. Olmasaydı da oldu. Bir kişi deseydi ki şöyle şöyle gene söylerdi. Topluca oraya mesajlar, bilgiler vermek. O gün ben de bunun yanındaydım. O şeyin yazıldığı gün hiç haberimiz yoktu. Pencere demir takıldı. Demir takılıyor adam içeride başka işleriyle uğraşıyor. Mesela geldi gösterdi rengini mi atmış. Hepsinin bir tane de değil. Yani bir tane yeterliydi. Adalet Hanım yaptıysan bir tane yeterliydi. Her kişinin altına girip de aynı şeyi yazman insanların... Görmeyenler de görsün diye yaptı kimse. Yüz karasını yüzüne Rabbim bile vurmaz. Milletin yüz karasını yüzüne Rabbim bile bacana vurmaz. Bacana şeyden gelmiş Ankara'dan savcılığa bildirmek için gelmiş. Neyse o yüzden... Kimse işte iyiyse de kötüyse de bir bilelim ya kim olduğunu bilelim bakalım. Çıksın değil mi? Aile gizliliğini ortaya atmaktan bir ceza alabilir diye düşünüyorum ben zaten. O kişiyi o gün açılmış hesap diyorlar. Bulursun neyse ya. Ya anne istersen şu an aç. Onu araştır mail. Hangi telefonda? Telefon numarası her türlü bul adres her türlü bulunur. Bilinir evet. Bulsunlar öğrensinler ne yapayım. Nedir yani eline ne geçiyor bu durumda ben onu da yani insanlar üzüncü eline ne geçti o gün öyle millete kara kara akıncı. Ben de evime gelemedim o gün oralarda süründüm. 2-3 gündür bize yani böyle yakınca sana Rabbim ne diyor ki? Bilmiyorum. Ben bacanam çalışmaya gitmiş. Bana dedi bunların yanında bir dur diye. Serpil, ben, oğlum gitti oraya yanında destek olalım diye. Hani demir takılırken orada eşlik edelim diye gittik. Olaylar öyle gelişti. Olaylar daha başka yönlere çekildi, hiç gerek yoktu yani kimisen. Dostusan da düşmanısan da yani buna gerek yoktu böyle. Bu isteyerek yapmadı. Oldu. Bakın oğlunun başına her şey gelir. İnsanın başına her şey gelir. O bu da cezasını çekmiş yani bunu hatırlatmaya, oraya çıkarmaya gerek yok da arkadaşlar. Allah razı olsun hepiniz de bana da yazmışsınız Özlem'e daha da yükseltmişsiniz Allah razı olsun. Sizden vallahi diyecek kelime bulamıyorum ben. Olayların böyle gelmesinde Özlem kanalına zarar vermek istemiş olabilirler. Veremediği gibi daha da yükselttiler. İzlenmesi olsun, arttı, coştu, abonesi olsun. Bize bile yansımış hatta. Sağ olun. Sevgiler bile şey atmış. Onlardan hepinizden ben de güzel yorumlar hani aldım. Bunun o şekilde bir kaybı yok da, bunun bu hallere gelmesinde kimin ne menfaati var onu bilemedik yani. Kendi hallerinde herkes uğraşıyor. Giri pişiriyor, ufak tefek işini düşünüyor. Ki herkes çok temiz bir insan ya da geçmiş çok nasıl olduğunu bilmiyoruz. Geçmişinde neler yapmış, ne etmiş. Biz merak da etmiyoruz kimseyi zaten. Ya her an insanız. Hepimizin başına her an bir şeyler gelebilir. Bunu ben her zaman söylüyorum diyorum ya. İnsanın yüzüne ayıbını Rabbim bile vurmaz. Böyle bir olay oldu. Bizi açıklamak zorunda kaldı. Ya ben de buradayım ben. Hani ben sürekli okulerdim ya, biri yazmış diye elinize. Teyze sen beni niye buraya getirdin? Ben seninle komşu olsam, yani canım sık olsa bile seni gördüm mü neşelisin, ben de neşeleniyorum diye. O neşenin altında da o kadar da bir çile çekmişsin diye yazmış biri. O da senin imtihanınmış, sınav dünyasındayız hepimiz. Demek ki senin sınavında Rabbim öyle ayarlamış, öyleymiş. Olsun bakalım. Her şeyde bir hayır vardır diye diyorum, ağlama diyorum, ağlama. Ayakta durman lazım. Tamam, hayırlısını bilsin. Bundan sonra inşallah yüzümü güldürsün. Ağlamayın diyorum, gözümden akı biliyorum. Kumandayı... Seni evlerimizde... Kumandayı oradan çek, yani. Şimdi düşürecek o. Sana diyorum. Al oradan. Neyse, olsun bakalım.
Bu bir gün yani kendin de biliyorsun bu bir gün çıkardı hepimiz yani şeyden Ya hiç bilirsin, belli etmeden bir şeyler söyleyecektim. olacaktı yani. Zaten özledim de bunu Köyden olsun, şeyden olsun söyleyeyim. bir şeyler çıkacaktı böyle. Çıksın bakalım. Onun için 2-3 gündür yani şeyimiz yok arkadaşlar. Hani neşemiz. İnşallah bundan sonra azıcık kendini toplamaya çalışır. Biz de birazcık olsun muhterek yani. Diyecek bir şey bulamıyoruz yani öyle bir hal oldu ki yazık. Ben de yatamadım. Oradan geliyorum. Ben de yatamam arkadaşlar evimde falan. Ben de mesela kara kara ben de yandım. Evim bak 3-4 gündür diyorum sizlere videomda hani Özlem Hanım'a, Özlem bacıma oradayım. Hayır bir de Bu olayla ilgili de değil. Mesela devre takıldı. Bir vefat işimiz oldu. Oradan geldim oraya. Bunun yanında durdum 2 gün. Böyle bir olay geldi. Hiç canımız istemedi bir şey. Biz de bununla birlikte böyle kepaze kepaze onun dibinde duruyor. Yani insanlardan böyle olunca ne anlıyor ki yazıp da oraya şey çıkarınca? Rahatlasın işte. O kim yazdı şey ettiyse. Adalet Taşçı rahat uyusun. Adalet Taşçı mıdır? Başkası mıdır hiç Adalet bilemedim. Taşçı adında başka bir isim mi? Onu bilmiyoruz işte Ya onu onları. da ileride Zaten görürüz. beklentisine Ne senin bileyim. bundan alıp veremediğin varsa ayrıca özel bir hesaptan sorabilirdin. Ben şöyle bir senden alacağım var. Senden şunu istemiyorum, şunu beklemiyorum diye bir şeyler söyleyebilirdin. Ama tüm insanları kışkırtacağını düşünmen bir anlamı yoktu yani. Hepsine girip onun maksadı şeydi yani hani hepsi öğrenirse Özlem işinden çıksınlar gibisine herhalde o Adalet Taşçı'nın maksadı. Hepsinin altına Tamam, girmiş. senin kârın ne olacak? Diyelim ki öyle Ya oldu. bilmiyorum Sen artık. bir o kişi olarak senin kârın ne? Yani bundan ne istedi ben de bilmiyorum. Ben de şaşkınım şu anda bilmiyorum. Diyecek bir söz kelime bulamıyorum ya. Akşam oraya gittim orada öyle. Mesela buraya getirdim burada böyle. İnşallah iyi olmaya çalışacak arkadaşlar. Ben her zaman için yine destekliyorum, yanındayım. Önceden de yanındaydık zaten. Bundan sonra da Yani inşallah ölene kadar Rabbim ayırmasın, yanında moralin niye olacağım. böyle hani insanların bozuk tutmaya çalışıyorlar? Kuyruğu boyuna ait kendi halinde herkes ne bileyim uğraşıyor bir şekilde. Olmasa iyiydi ama işte ister istemez içinden bozguncular da çıkabiliyor. Allah ıslah etsin böyle Amin. kişileri de. Amin. Konuşacak bazen insan bir şey bulamıyor. Demek ki neşesi olduğu yerinde olduğunda bir İşte şeyler bulamıyor. morali düzgünken demek ki Oraya bir şeyler düzgünken buluyor, bir şeyler konuşuyor. bulmaya çalışıyorduk. Mesela şimdi hiç peki evimiz bari biraz yani uzak gibi görünüyor da yine de yakın. Gerçi uzak olsa da fark etmez ki. Nerede olursa olsun bir şey oldu mu telefon açtığında ben oradaydım. Her zaman oradaydık. İster istemez zor durumlarda birbirine sahip çıkmak gerekiyor. Sen de kendine gel, biraz toparlan. Dediğim gibi şurada askerden bir çocuk gelmiş. Ayakta dur yani belli etme ona. Kendini sıkacaksın ona belli etmeyeceksin. Şuradan bir izine gelmiş. Birazcık yani moralini topla. Sen tamamen yıkılırsan o çocuk ne olur ya? Dün ben video çektim, o kenar dağları vurdu. İyi yapmışsın. Onların gözünü vurdu. Açıklama istemişler. İşte bu da ne Açıklama yapsın? istediler. Birisi tutuyor demek ki. Tripod mu koydu? Birisi tutuyor. Ne yapıyorsa? O çocukların mesela çektiği kendine yeter Hani çocuk geçmişten hiç çektiği. şeyden işte hatırlamak istemedikçe birileri hatırlattı buna bu olayları. Onu da diyor ki anne diyor canım ne istiyor diyor. Kuzumun içine bakıyor. Ne istiyor canım diye de sana alayım geleyim diyor. O çocukların için ayakta dur. Ben her zaman için Moralini iyi söylüyorum. tutmaya Ha. çalışıyor. Çocuklar bile iyi olsun istiyor ama işte içinden birkaç tane, bir tane mi
Tamam ya, onlar da çok çekti. Şu anda onlar bile bu olayı hatırlatmak istemiyorlar yani açıkçası. Onu zengin edebilir. Biz daha mesela yanında bir kelime işte kendi yüzü burada. Biz o şeyle ilgili hiç konuşur muyuz? Hiç bir tane sünger çekti. Herkesin başına gelebilir. Her türlü olaylar evet. Olabilir. Hiç hatırlatmadık. İstemezdik de hatırlamasını. Neyse değil mi? Sen hatırlatmadın. Hatırlatanlar çok oldu. Her şehirde de bir hayır vardır. Bunu da kafana bir köşeye yaz yani. Her şehirde bir hayır vardır. Evet. Olsun. İmtihan dünyasındayız hepimiz. Yarın bizlere de Allah'ım vermesin, hiç kimseye böyle bir şey vermesin, yaşatmasın. Bize geldi, yaşadık hepimiz. Seninle birlikte yaşadık o günü biz. Sen orada yatınca biz burada rahatça yatmadık. Bunu sen bizden de iyi biliyorsun. Ne diyeceğimizi bilemiyorum diyor. İzleyenler. Oranları bayağı çöktük. Her insanın yani herkes göründüğü gibi değildir. Bir şeyler yaşamıştır, bir şeysi vardır derdi. Herkesin yani içini bilemeyiz. Bize yaşatmış Rabbim böyle bir şey olmuş başımıza gelmiş. İnşallah hiç kimseye Rabbim böyle bir şey daha yaşatmasın. Düşmanıma daha bilmesin Rabbim böyle şeyi. Kötü olayları kimseye vermesin ama olabilir insanız yani hepimizin başına. Yarın neler geleceğini bilemiyoruz. Sen kendine biraz moral ver. Allah beni de yıktın. Bak kaç senedir ben de öyle. Benim gözlerimden şey yaş geldi mi gözlerim aynı şey yapmış gibi acışıyor. Gözüm görmeye. İşte moral olmasaydı iyiydi. Yaşar bir izin almış, istirahat almış. Komutana söylemiş, o da evimde geçireyim demiş. Kabul etmiş, gelmişler. Çocuğun morali de bitti yani. Şuradan bir gezip tozmak hakkı değil bu çocuğun yani. Böyle bir şeyler, mesela yaşanmış şeyler ya da bir kötü bir şeyler oldu mu? Ben gözümden yaş çıktı mı var ya? Arkadaşlar benim gözümün önü pul pul oluyor. Bayağı yani, bir kendime gelemiyorum. Hepimizin ben. Çocuğu var. Bak bu küçük çocuğu var, kızı var. Askeri gelmiş, bir gezip tozmak, böyle oynaya yaşamak bunun hakkı değil mi? Herkesin çocuğu var. Böyle olmasını mı ister kendi ailesinde? İşte üzüntülü bir şekilde olmasını mı ister? Güle oynayan yaşam olmayı mı ister? Niye böyle moral bozuluyor bilmiyorum yani. Herkes elini vicdanına koysun artık. Nasıl istiyorsa öyle yaşasın bence. Kötü insanlara Allah ıslah etsin diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük siz bize yani kusurumuza bakmayın bu kadar. Özlemle yani bir arada ertiyse göstermek istedik yazmışsınız değerli takipçilerimiz. Sağ olun Allah razı olsun sizlerden. Çok iyi destek oluyorsunuz birkaç bize. Birkaç kişi şey yapmış, mesaj yazmış. Nasıl moral falan. Yani izlemiş. Video çekecek halimiz falan yoktu. Yine dedim özlem ben dedim. Seni merak ediyorlar dedim. Evet, durumu nasıl diye. İşte moral bozuk ama ister istemez ne yapacaksın? İşte bizlerle destek oluyorlar, destek oluyoruz. Birazcık dedim bir şey çekelim madem de gösterelim. Değerli izleyenlerimiz. Yine de merak etmeyin ben onun yanındayım. Her zaman da destekçiyim, her zaman da olacağım. Gücümün yettiğince ömrüm varsa. Kötülük besleyenlerin de Allah kalplerine güzellikler, iyilikler versin. İnşallah. Ama işte hiç hoş bir durum olmadı yani. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Huzurumuza bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı görüşmek akşamlar. Üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar.